Justinmeden eğitimimiz için Pantheon'a getirilmiştik. Bu ünlü rahibe okulmasını size pek yabancı sayılmaz. Çünkü yıllardır Paris'in en bağımsız, hoş ve çekici kadınlarının neredeyse hepsi buradan çıkmıştır. Justine ve ben eğitimimiz için Pantheon'a getirilmiştik. Bu ünlü rahibe okulunun ismi size pek yabancı sayılmaz. Çünkü yıllardır Paris'in en bağımsız, hoş ve çekici kadınlarının neredeyse hepsi buradan çıkmıştır. Ailenin evinin yakınında oturan ve babasının yanından özgürlüğü için ayrılan Efes'in Pantheon'daki en iyi arkadaşım olmuştu. Sizlere şimdi kız kardeşimden dinlediğimiz hikayenin özüne sadık kalarak, hayatımın ilk yıllarında tanıdığım ve Frisi'nin yakın arkadaşı olan baştan çıkarıcı, ahlaksız, çekici ve tehlikeli bir rahibenin, ruhumun derinliklerinde gelecekte ortaya çıkacak çiçeklerinin ahlaksız tohumlarını nasıl ektiğini anlatacağım. Baş rahibe olarak hitap etmeyi tercih ettiğim kişinin adı Madame Derbeni'di. 5 yıldan beri manastırın baş rahibesiydi. 30 yaşlarındaydı. Ondan daha hoş olmak imkansız gibi bir şeydi. Her sanatçı için uygun bir modeldi. Tatlı, kutsal bir yüz ifadesi, açık renk teni, davetkar ve yumuşak, büyük mavi gözleriyle zarif, adeta Yunan tanrıçalarından kopyalanmış gibi bir görünümü vardı. Başkalarının hırslarının kurbanı olan genç derben, 12 yaşında nefret ettiği büyük ağabeyinin buyruğuyla bir manastıra kapatılmış, böylece ailenin cebine kalan çeyiz parasıyla ağabey daha da zenginleşmişti. Arzuların şiddetle kendilerini belli ettiği bir yaşta hapsedilen derben, bu durum kendi seçimi olmadığı halde kendine hakim olması, en ağır sınavlardan zaferle geçmesi sonucunda teslim olup boyun eğmeye karar vermişti durum. Yaşına göre epey olgun, bütün filozofları hatmetmiş, kendini derin düşünceye adamış olan derben, bu inziva zorunluluğunu kabul ederken bir yandan da birkaç dostuyla bağını koparmayı ihmal etmemişti. Onu ziyarete gelip teselli ederlerdi. Kendisi de oldukça zengindi. Böylece dostları onu istediği her türlü kitap ve keyifle memnun etmeyi sürdürebiliyorlardı. Hem de hayal gücüne en çok ateşleyen, en canlı ve inzivanın etkilerinin pek az soğutabildiği örnekleriyle. Öfrosin ise baş rahibeyle tanıştığında henüz 15 yaşındaydı. Ve ben 13. yaş gününde onların arasına katıldığımda Öfrosin, Madame Derbin ile yaklaşık 1,5 yıldır birlikteydi. Öfrosin'in ten rengi duru beyazdı. Yaşına göre uzundu, narindi, çekici gözleri vardı. Hayat dolu ve canlıydı. Ancak görünüm itibariyle efendimizle kıyaslanamazdı bile. Çok daha az ilginçti. Her şeyden elini ayağını çekmiş kadınların seksi olan susuzluğundan söz etmeye gerek duymuyorum. Birbirlerine faziletle değil, seksle bağlanıyorlardı. Biri diğerine bir bakışıyla sırılsıklam ediyor, öteki... Ah,
Biri diğerini bir bakışıyla sırılsıklam ediyor. Öteki öbürüne el çekerek onu yakın kılıyordu. Çok coşkulu bir mizaca sahip olan ben de bu gece Çok coşkulu bir mizaca sahip olan ben de bu gece 9 yaşında ulaşmıştım. Senden daha güzel olduğunu söylemek zorundayım. Ve inanır mısın? Sadece 13 yaşında.
annemizi yetenekli parmakları meme uçlarında oynamaya başlamıştı ve dili ağzının içinde titriyordu. Okşamalarının üzerinde çok güçlü bir etkisi olduğunu ve tamamen kendinden geçeceğini çabucak gördü. "Aa, kahretsin!" diyerek yarıda kesti. Kendini dizginleyemiyor, ifadelerinin gücüyle beni şaşırtıyordu. "Tatlı İsa adına, bu nasıl bir coşku, nasıl bir ateş? Hadi, tüm bu lanet engellerden kurtulalım küçük dostlarım. Her şeyde şeytana ulaşalım ki şimdiye dek tatmadığımız düğünün tadına varalım. Şimdiye dek, tatlı İsa adına, bu nasıl bir coşku, nasıl bir ateş? Hadi tüm bu lanet engellerden kurtulalım küçük dostlarım. Her şeyde şeytana ulaşalım ki şimdiye dek tatmadığımız düğünün tadına varalım. Unutmayın. Doğa hiçbir şeyi saklı kalması için yaratmamıştır." Ve hemen üzerimi saran ince giysiyi çıkarıp atarak vücudumu gözlerimizin önüne serdi. Yunanlıların denizden doğan saygıdeğer tanrıçası Venüs kadar güzeldi. Bu kadar beyaz, tatlı bir ten, bu kadar güzel dolgun kıvrımlar bir bedende böylesine çarpıcı bir şekilde şekillenemezdi. İlk bakışta ona çok benzeyen Efrus'un bunu artık çok daha az çekici geliyordu. Bu kadar beyaz, tatlı biten, bu kadar güzel, dolgun kıvrımlar bir bedende böylesine çarpıcı bir şekilde biçimlenemezdi. İlk bakışta ona çok benzeyen Efrus'un bana göre artık çok daha az çekici geliyordu. O Madame Delven kadar dolgun değildi. Teni daha koyuldu. Sıradan bir görünümü vardı. Ama ya o gözler? Ne kadar yaşamlıydı. Bu mükemmelliklerin arasında iki kadın tarafından da ısrarla istendiği üzere onları takip ederek ben de tevazunun tüm Bu mükemmelliklerin arasında iki kadın tarafından da ısrarla istendiği üzere onları takip ederek ben de telazumun tüm sınırlarından kurtuldum. En yüce sarhoşlukları tadan Delven beni yatağına götürüp öpücüklere boğmaya devam etti. Bir dakika Devya, soluk soluğu alevler içinde yanarken. Bir dakika canlarım, zevklerimizin çılgınlığına biraz yön vermeliyiz. Düzenlenmezlerse yeterince zevk vermezler. Bunu söyledikten sonra beni sırt üstü yatırarak bacaklarımı ayırdı ve bacaklarımın arasına başı gelecek şekilde uzandı. Küçük aralığını emmeye başladı. Dili beni memnun ederken dünyanın en güzel kalçalarını arkadaşıma sunuyor, o tatlı kızın parmaklarından da dilinin bana verdiği zevkin aynı oluyordu. Öfrüs'ün derlerin isteklerini çok iyi biliyor gibiydi. Rahibenin kıçına keskin darbelerle vuruyordu. Tatlı hocamızın fiziksel varlığında bu darbelerin tartışılmaz etkileri hemen görülüyordu. Heyecanlanmaya başladığımda fahişe hızlanıp küçük deliğimden dinmek bilmeyen bir silin akmasını sağladı. Ben zevk sancıları ve iniltiler içinde kıvranırken karşımda durup beni izledi. "Güzel yaratık!" diye haykırdı sevici. "Ah yüce tanrım, bu kadar ilham veren bir çocuk daha olabilir mi? Sıra sende Öfrüs'ü. Getir beni canım. Uzan, onun sularıyla sarhoş olup ölmek istiyorum. Çabuk, şimdi pozisyon değiştirip başka ne yapabileceğimize bir bakalım," diye bağırdı sonra. "Karşılığında sen de bir şey istiyor olmalısın sevgili Öfrüs'ü. Ama senin bana sunduğun zevkleri de nasıl geliyor diyebilirim. Durun, bekleyin. Bekleyin küçük melekler. Her ikinizi de aynı anda getireceğim. Bizi yan yana.
yanına yatırdı. Onun önerisini izleyip ikimiz de ellerimizi uzatıp birbirimizi kirletmeye başladık. Yelvenin dili ilk başta Öfrosi'nin amcanının derinlerine uzanıyor. Her iki eliyle küçük anüslerimizi kaplıyordu. Ara ara arkadaşımın aralığını bırakıp benimkini çekmeye başlamıştı. Böylece Öfrosi'nin ve ben üç ayrı şekilde zevk almanın tadına varmış, tahmin edeceğiniz üzere tüfekler gibi boşalmıştık. Sonra işini bilen derden bizi yüzük oyun yatırarak küçük popolarımızı onun hizmetine sunmamızı istedi. Arkadan bizi elleyerek kararlı dudaklarını önce Öfrosi'nin anüsüne, sonra benimkine dayadı, şehvetle emerek. Kalçalarımızın biçimine övgüler yağdırdı. Kışkırtıcı şaplaklar atarak bizi hazdan gebertti. Emmeyi bitirdiğinde geri çekilerek sert bir ses tonuyla, ''Size yaptığım her şeyin aynısını bana yapın.'' dedi. ''Birlikte beni getirin. Juliet, ben senin kollarına yatacağım. Dudaklarını öpeceğim. Dillerimiz birbirine dolanacak. Kucaklaşacak. Emecek. Bu tatlı dildo. Bu tatlı dildo ise rahmime gömeceksin.'' diye devam etti alet ellerini bırakarak. ''Ve sen öfürsün. Yanan kıçının kontrolü sende olacak. Sen de bu daha küçük tüple beni o bölgede uyaracaksın. Biliyorum, orası anımdan biraz daha dar. Bu yüzden iri bir teçhizata gerek yok. Sen güvercin benim.'' diye devam etti, beni karşılamaz duygularla öperek. ''Klitorisimi ilgisiz bırakmayacaksın, tamam mı? Orası kadınların en çok zevk aldıkları noktadır. Bastır onu. Yor onu. Bastır onu. Yor onu. İstersen tırnaklarını kullan. Hiç korkma. Bu tür tatlı şiddetleri nasıl kaldıracağımı iyi bilirim. Ve ben yorgunum. İnsanın gözleri adına çok yorgunum ve sertlik istiyorum. Sevişirken erimek istiyorum. Sevişmenin kendisi olmak istiyorum. 20 kez gelmek istiyorum. Yap bunu hadi. Aman Allah. Bacaklarının arasındaki tek delik damına bu kadar zevki nasıl veriyorduk? Bu bir kadının ya da insanın zevk sınırlarından öteydi. Birinin bu kadar şehvetli olabilmesi imkansızdı. Sonunda bedenlerin hiçbirini asla telafi etmez. İtibarını önemseyenler de en az buna kayıtsız olanlar kadar acı çekerler hayatta. İlki kendisi için değerli olanı kaybetme korkusuyla yaşar. Diğeri ise gafilliğinin ona açtığı olasılıklar karşısında titrer. Birini erdem, diğerini ahlaksızlık yolunda yürüten yollar aynı şekilde dikenlerle kaplıysa. Neden kendimizi bu yollardan birini seçmeye zorluyor? Neden doğaya başvurmuyor ve onun yönlendirmelerini izlemiyoruz? Fakat dedim, bu prensipleri kendime uygulayacak olsam Madame Derben, geleneklerden çok uzaklaşacağımdan korkuyorum. Herhalde yalnız canım diye sertçe cevap verdi Derben. Sanırım en büyük korkunun çok fazla hastalayacak olmak olduğunu söylemeni tercih ederdim. Hem neymiş bu gelenekler tam olarak? Meseleyi sakince inceleyeyim mi? Sosyal yasalar, neredeyse her durumda toplumun fertlerine danışma gereği duymayanlarca hürriye konmuştur. Bunlar hepimizin kalpten nefret ettiği sınırlamalardır. Ortak aklın çelişkileridir bunlar. Onlara uymakta sakınca görmeyen bir avuç aptalın inancı hariç hiçbir gerçekliği olmayan absürt mitler. Aklın ve zekanın gözünde sadece horlanmaya layık masallar. Bu konuda daha söyleyeceklerimiz var. Fakat biraz beklemelisin canım. Bana güven. Senin samimiyetin ve saflığın acilen bir eğitmeye ihtiyacın olduğunu gösterir. Çok az insan için hayat bir gül bahçesidir. Sadece bana kulak ver. Böylece sen de dikenlerin arasında sayısız çiçekler bulabilen şanslılardan olacaksın. İnsanın Madame Derben kadar itibarı zedelenmiş birini bulması nadirdi. Madame Derben kadar itibarı zedelenmiş birini bulması nadirdi.
Başrahim Bey'le yakınlığımdan rahatsız olan ve bana özel... Başrahim Bey'le yakınlığımdan rahatsız olan... Gerçekten de insanın Madame Derben kadar itibarı zedelenmiş birini bulması nadirdi. Başrahibeyle yakınlığından rahatsız olan ve bana özel bir saygı gösteren rahibelerden biri, onun lanetlenmiş bir kadın olduğu şeklinde beni uyardı. Manastırdaki neredeyse tüm öğrencilerin aklını zehirlemişti. Söylediğine göre. Ve onun tavsiyeleri uyarınca en az 15 ya da 16'sı çoktan öfrüsünün yolundan gitmişti. Aşağılık fikirlerini ortalığa yayan ilkesiz, kanunsuz, inançsız, hayasız, utanmaz bir yaratıktı rahibenin dediğine göre. Eğer etkili konumu ve aileden seçkinliği olmasaydı, iş buralara gelmeden en sert önlemler alınırdı kendisine karşı. Bu uyarılarınsa bende hiçbir hükmü yoktu. Derneğin bir öpücüğü, ağzından çıkan tek bir söz, bizi koparacak tüm silahların etkisinden daha kuvvetliydi. Uçuruma sürüklenmek bile olsa sonucu, başkasının yanında kutlanmaktansa onun yanında tamamen mahvolmayı tercih ederdim. Ah dostlarım, başka hiçbir şeyin daha lezzetli olmadığı bir sapkınlık vardır doğanın ortaya koydu. Bir anlığına aklın buzdan eli bizi geriye savursa da arzunun parmakları bu yemeği önümüze tekrar sürer. Ve bir yerden sonra bu gıdadan başkasıyla da yapamaz hale geliriz. Fakat sevgili efendimizin ilgisinin sadece bende odaklanmadığını anlamam uzun sürmedi.